Evet, arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine olasılık test 5'ten devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz ve videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir küme verilmiş. Bu kümede A kümesinden rastgele seçilen bir elemanın negatif veya asal sayı olması nedir? Şimdi, eksi 5, eksi 4, eksi 3, hatta eksi 6, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar giden bir küme. Veya ne demek? Birleşim demek. Negatif veya asal sayı, negatif olmayla asal sayının birleşimi. Negatif olma olasılığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, böyle toplamda 13 eleman var. Artı asal olma olasılığı 2, 3 ve 5. 3 bölü 3 biliyorsunuz negatif asal sayı yoktur. Ayrık olaylar olduğu için kesişim olasılığı 0, dolayısıyla 9 bölü 13 çıkacaktır. Kümesinin elemanlarıyla yazabilecek 3 basamak tüm sayılar birer kez kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Torbadan rastgele alınan bir kartın üzerindeki sayının 3'e tam bölünebilme olasılığı nedir? Arkadaşlar 3'ün tam katı olanları bir gruplandıralım. 3 ve 6. 3'ün katının 1 fazlası olanlar 4 ve 7. 3'ün katının 2 fazlası olanlar 5 ve 8. Şimdi her kümeden bir eleman alsam, buradan 2 eleman alabilirim, buradan 2 eleman alabilirim, buradan 2 eleman alabilirim. Ve bunları sıralasam 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 6 kere 8, 48 eleman olur. Şimdi bakın burada kalanlar 1 ve 2'nin toplamı 3 ediyor. Zaten bunların 3'ün katı. Her kümeden bir eleman aldığımda o yüzden muhakkak 3'ün katı olur. Yine her kümenin içinden elemanları alsam, yani şöyle 2, 2, 2. Hep bu kümeden alsam hepsi 3'ün katı olduğu için olur. 8. Yine aynı şekilde burada da aynı şey olabilir. 3'ün katı 2, 2, 2, 8 değil mi arkadaşlar? Burada da aynı şekilde 2, 2, 2, 8. Neden? Burada kalan 2'ler 3 tane 2 yan yana geldi. 6 eder 3'ün katı ya da burada kalan 1'ler yine toplamları 3 eder. Buradan da 24 tane sayı yazılabilir. Peki toplam sayı adedi ne olur arkadaşlar? Totalde 6 tane sayı var. Her haneye 6 sayı gelebileceği için 6, 6, 6 diyebiliriz. 72 bölü 216 sadeleştirirsek 1 bölü 3 olasılığını görürüz. Evet. 3 beyaz ve 5 siyah. Bilye bulunan bir torbadan rastgele 2 bilye alınıyor. Alınan bilyelerden birinin beyaz olduğu bilindiğine göre diğerinin siyah olması. Biri beyaz olan tüm durumları bir yazalım. Birinin beyaz olduğu bildiğine göre dediği için biri beyaz, biri siyah olabilir. Biri siyah, biri beyaz olabilir ve ikisi de beyaz olabilir. İlkinin beyaz olduğu 3 bölü 8, diğerinin beyaz olduğu, siyah olduğu 5 bölü 7. Yani 15 bölü 56. Aynı şey burada da 15 bölü 56. Arkadaşlar ikisinin de beyaz olduğu 3 bölü 8, 2 bölü 7, 6 bölü 56. Toplarsak 15, 15, 30, 36 bölü 56 birinin beyaz olduğu tüm durumlar. Peki diğeri siyah olan hangileri? Şu ikisi değil mi arkadaşlar? Bir diğeri siyah olan. O da 30 bölü 56. Sadeleştirsek 5 bölü 6 olduğunu görürüz. A çarpı B kümesinden seçilen herhangi bir x, y ikilisinde x ve y'nin farklı rakamlardan oluşma olsa nedir? A çarpı B'nin eleman sayısı 12'dir arkadaşlar. Sonuçta iki kümenin eleman sayıları direkt çarpılır. Aynı rakamlardan oluşma durumu nedir? 3, 3 ve 4, 4. Yani iki tane durum var. 2 bölü 12 olasılıkla aynı rakamlardan oluşacaktır. 1'den çıkarırsak 10 bölü 12 olasılıkla farklı rakamlardan oluşacaktır. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 6. 30 kişilik bir sınıfta 18 tane kız vardır. 18 kız var. O zaman 12'de erkek var. Erkeklerin 3 tanesi, sınıfın %40'ı çalışkandır. Tüm sınıfın %40'ı 12 kişi edeceğine göre o zaman 9 tane de kız çalışkan. Sınıftan rastgele seçilen 3 kişinin 3'ünün de çalışkan olduğu bilindiğine göre sadece birinin kız olması. Biri kız olacak, diğerleri erkek olacak. Birinin kız olması 9 bölü 12. Sadece çalışkanlar içinden seçiyoruz çünkü çalışkan olduğu biliniyor. Diğerinin kız olma olasılığı, erkek olma olasılığı 3 bölü 11. Diğerinin erkek olma olasılığı 2 bölü 10. Tabi bunların yerleri de değişebilir. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Dolayısıyla bu işlem ne oluyor arkadaşlar? 9 çarpı 6 çarpı 6
Bölü 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 2. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 ile 12 sadeleşirse 2. Şu 11 olacak, pardon. 6 ile 12 sadeleşirse 2. 6 ile 2 sadeleşirse 3'te 3 kaldı. Üst tarafta 27 kaldı. Daha da sadeleşme olmuyor. Alt tarafta da 220. Böyle cevabımız 27 ile 220. Bir zar 4 kez atılıyor. En az bir kez asal sayı gelme olasılığı nedir? Hiç asal sayı gelmeme olasılığına bakalım. Zarda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Asal sayı olmayanlar 1, 4 ve 6. İlkinde asal sayı gelmem olsa 3 bölü 6, ikincide de 3 bölü 6, üçüncüde de 3 bölü 6. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 4 kez atılıyormuş, pardon. Bir tane daha 3 bölü 6. Dolayısıyla 1 bölü 16 ihtimalle hiç asal sayı gelmeyecek. Tüm olasılıklardan birden çıkarırsak 15 bölü 16 ihtimalle de en az bir kez asal sayı gelecek. 6 tane sarı, 6 tane kırmızı top farklı kutu istenen sayıda yerleştirmektedir. Rastgele bir kutudan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun sarı olmalısın. Arkadaşlar bir kutudaki olasılığı maksimize etmek için bir tane sarı koyuyorum buraya. Geriye kalan kutuda da maksimum sarı olmuş oldu. 5 sarı ve 6 kırmızı oldu. Şimdi ilk kutunun seçilme olasılığı 1 bölü 2. Buradan sarı seçme olsamız 1. İkinci kutunun seçilme olsa 1 bölü 2. Buradan sarı seçme olsamız 5 bölü 11. Dolayısıyla 5 bölü 22 artı 11 bölü 22 ne oldu arkadaşlar? 16 bölü 22, yani 8 bölü 11. AB sıralı ikililerden rastgele seçilen bir sıralı ikilinin A büyüktür B eşsizliğini sağlama olasılığı nedir? A'da 7 eleman var. B'de kaç eleman var arkadaşlar? 8 eleman var. A çarpı B'de 56 eleman var. A büyüktür B olması için bakın en az A'dan ne seçmeliyiz? 6. 6 ile A'dan 6 seçersek B'den ne olabilir arkadaşlar? 5 olabilir. Bir tane eleman var yani. A'dan 7 seçersek B'den 5 ve 6 olabilir. 2 eleman var. A'dan 8 seçersek burada da 3 eleman var. Yani 6 bölü 56'dan cevabımız 3 bölü 28. Arkadaşlar bir kutuda 2 beyaz ve 3 siyah top var. Merve'nin elinde ise 8 beyaz. Bu kutuda Merve'de 8 beyaz ve 5 siyah top var. Kutudan rastgele çekeceği bir topun siyah olmasının 1 bölü 3 olmasını istiyor. Şu anki arkadaşlar siyah olma olasılığımız nedir şu an? 3 bölü 5. Merve elindeki topların x tanesini kutuya atacak, x'in alacağı değerler toplamı. Bakın 1 bölü 3'ün genişletilmiş hallerini düşünelim. 2 bölü 6, 3 bölü 9, 4 bölü 12, 5 bölü 15, 6 bölü 18 gibi gidiyor. Şimdi 3 bölü 9'a tamamlamak için 4 tane buraya eklesek, sadece alt tarafa 4 tane eklesek yeterli olacak. Zaten 4 tane de beyaz var. Buradan bir 4 eklemek yeter. Başka 4 bölü 12 yapabiliriz. Yani 3'te 1 tane ekleyebiliriz. 6'da da 7 tane ekleyebiliriz. Bu da mümkün. Yani totalde 7 tane ekleyebiliyoruz. 5 bölü 15 olması için 5 bölü 15. Buraya 2 tane, buraya da 10 tane eklememiz gerekiyor. Bu da mümkün arkadaşlar. Sonuçta 2 tane siyah ekledik. 2 tane siyahın yanına 8 tane de beyaz ekleyince 10 tane oluyor. Dolayısıyla 10 tane de bilye yine ekleyebiliriz. Ama daha fazla ekleyemeyiz. Zaten burada beyazlar bitiyor. Bir sonraki adım 6 bölü 18'i yapmaya çalışırsanız onun olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla 21 tane x değer alır. Alacağı değerlerin toplamı 21'dir. Bir torbada bir kırmızı, bir mavi, bir beyaz ve iki siyah top var. Rastgele bir top çekiliyor. Beyaz gelirse tekrar atılıyor. Beyaz gelmediğinde torbaya atılmıyor. Arda arda iki top çekildiğinde ikincisinin siyah olması. Birinci kırmızı, ikinci siyah olabilir. Birinci mavi, ikinci siyah olabilir. Birinci beyaz, ikinci siyah olabilir. İkisi de siyah olabilir. Birincinin kırmızı gelme olsa 1 bölü 5. İkincinin siyah gelme olsa 2 bölü 4. Birincinin mavi gelme olsa 1 bölü 5. İkincinin siyah gelme olsa 2 bölü 4. Birincinin beyaz gelme olsa 1 bölü 5. Fakat beyazı geri attığımız için azalmıyor. İkincinin de siyah gelme olsa 2 bölü 5. Birincinin siyah gelme olsa 2 bölü 5, diğerinin siyah gelme olsa 1 bölü 4. Şimdi bunları bir hesaplayalım. Şu 1 bölü 2 ile çarptık, 1 bölü 10. Bu arkadaşlar yine 1 bölü 2 ile çarptık, 1 bölü 10.
Şu 2 bölü 25. Burası yine 1 bölü 10. Şunları 1 bölü 10'ları toplarsak 3 bölü 10 artı 2 bölü 25 var. Şunu 5 ile bunu 2 ile geçirelim. 15, 19 bölü 50 olmaktadır. 11. sorumuz. Bir sinema salonunda her sırada 8 koltuk olmak üzere arka arkaya 12 sıra vardır. Şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra var. Burada da bu şekilde 12 sıra mevcut. 8 koltuk var. Yan yana habersiz bilet alan iki arkadaşın yan yana oturma olsa. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bir sırada yan yana ikili var. Toplamda da 12 sıra olduğuna göre yan yana bulunan koltuk sayısı 7 çarpı 12. Toplamda 96 koltuk var. Habersiz bilet alan iki arkadaş 96'nın ikilisi kadar koltuktan bilet alabilir. Yani o da 96 çarpı 95 bölü 2 faktöriyel. Şunlar sadeleşirse 48, bunlar sadeleşirse 4, 7 bölü 380 olmaktadır. Ve son sorumuzdayız. 8 soruluk bir sınavda her sorunun 5 tane seçeneği var. Sınava girecek öğrenciye hocası 4 tane soru cevabına 2 tane B ve bir tane C ve bir tane de D olduğunu söylüyor. Arkadaşlar doğru işaretleme olasılığını soruyor. Şimdi bunların tüm sıralamaları kaç tane? 4, 5, 6, 7, 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel tekrarlı permütasyon. 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel. Şu 4 faktöriyeller sadece işte bir de altta 2 var. Şunları 5 kere 6, 30, 56 çarpı 30 diye yazdım. Bölü 2. 28. 28 ile 30'u bir çarpalım. 840 tane şu seçeneklerin sorulara göre sıralaması var arkadaşlar. Bunlardan sadece bir tanesi tamamen doğru oluyor. Sadece bir sırada tüm sorular doğru bir şekilde denk gelir. Dolayısıyla doğru gelme olasılığı 1 bölü 840'tır. Arkadaşlar hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu testimizi de burada bitirmiş olduk.